Premier Lig'e yükselmenin doğal adaylarından bir tanesi. Abi buluyorlar, iş buluyorlar yani. Zaten Beşiktaş gibi köklü, güzide, büyük bir kulübü, İstanbul gibi bir şehri ve bu kadar güzel maddi imkanları da bulduruyorlar ona. Bu arada bir telefon bağlantımız var. Bir de transfer gelişmesinden bahsedeceğiz. Nedim Yiğit şu anda telefon attığımızda. Nedim Yiğit Kosova Ligi takımlarından Liria Prizren'e imzayı attı. Hoca Kosova Süper Ligi'nde çalışacak. Nedim Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler sevgili Kerem'cim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Serkan'a, Serkan'a çok çok selamlar, sevgiler. Selamlar hocam, hayırlı olsun. Futbolcu ihraç ediyoruz ama teknik direktör ihraç edemediğimizle alakalı hep yakınıyoruz. Ve siz de Kosova'da bir fırsat buldunuz. Kosova Süper Ligi'nde çalışacaksınız. Prizren gibi çok tatlı bir şehirde yaşama imkanınız da olacak bu arada. O da bence ayrıca kıymetli ve keyifli. Nasıl hissediyorsunuz hocam? Nasıl gelişti bu süreç? Ya çok ani bir gelişme oldu aslında. Geçen iki gün içerisinde Prizren'deydim. Gerçekten harika bir şey. Çok sıcak insanlar. Çok yakın davrandılar. Zaten çok Türkçe bilen var. Hatta Sayın Başkan Alişe'nin köfte yediği yerde köfte yemek yedim. Ona da selam olsun. Harika bir ortam. Yeni çıkan bir takım. Genç oyuncusu ağırlıklı bir takım. Yabancıları da genç oyunculardan ağırlıklı. Çok kıymetli başkanlar Rahman Kice ve Valon Bey'le beraber, Valon Osmani, bir proje hakkında konuştuk orada. Yani hem kulübün bir yapılanması, kurumsallaşması, altyapıların bir hem antrenör eğitiminin hem oyuncuların gelişiminin iyi takip edilmesi ve aynı zamanda genç oyuncularla yarışabilmek, ama daha büyük hedef, benim de onları çizdiğim hedef, Kosovalı oyuncuların öncelikle Türkiye'de, bu benim kalpten çok istediğim, sonra da Avrupa'da Kosova'yı çok iyi temsil eder hale getirmek amacımız var. Geçenlerde Aspro'da bir yayında söylemiştim. Ceko harika bir oyuncu geçmiş olan birisi ama biz onu 37 yaşında değil 18 yaşlarda, 20'li yaşlarda Türkiye'den 23-24'lü yaşlarda Avrupa'ya gönderebilirsek biz ülkemize çok önemli hizmet etmiş oluruz diye. İnşallah burada Kosovalı gençlerin hem Türkiye kapısını hem Avrupa kapısını açmaya çalışacağım bu anlamda da. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çok güzel yeni bir deneyim. Şehirde hiç zorluk çekmeyeceğimi düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok sıcak bir şehir. Sen de çok güzel ifade ettin. Hala o geçmişteki şeyleriyle duruyor. Çok histori bir şehir. Yani çok geçmişe bağlı kalmış bir şehir. Umarım ben de ülkemi çok güzel şekilde temsil ederim. Hocam bir yılını anlaştınız ama söylediklerinizden anladığım sadece kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli hedefleri de var kulübün. Evet, aslında böyle bir hedef çizdik birbirimize ama bir anlaşmadır, birbirimizi tanıma sürecidir. Ben bunu teklifi yaptım. Sağ olsunlar, onlar bana daha uzun tekliflerle geldiler. Bir görelim. Zaten beraber bir şeyler başardıkça sürelerin, anlaşmaların, imzaların, beni az çok sen de tanısın, benim için çok önemi yok. İnşallah bu heyecanı dediğim gibi Türkiye'ye de sizlere de yansıtırız, başarılı oluruz, oyuncular üretiriz. Çok heyecanlıyım gerçekten bu anlamda da. Desteğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum size. Hocam heyecanınızı paylaşıyoruz. Çok mutlu etti bu gelişme bizi. Başarılar diliyoruz Kosova'da. Çok teşekkür ediyorum. Bekliyorum. Mutlaka. Sevgili Serkan, Serdar, Kerem. Selamlar hocam, başarılar. Mutlaka öpüyorum hocam. Öpüyorum sizleri. Çok, çok önemli gelişme. Allah utandırmasın. Başarılar diliyoruz canı gönülden. Çok teşekkür ediyoruz. Nedim Yiğit telefon attığımızdaydı. Tebrik ediyoruz hocayı anlaşma için. Başarılar diliyoruz Kosova'da. Bir gözümüz de Liria Prizren'de olacak. Çok kısa bir şey lütfen söyleyebilir miyim bununla ilgili? Kosova'da bir Türk antrenörün olması, Bosna Hersek'te olsun, işte Ergin Ataman, Panathinaikos gibi dünya basketbolunun çok köklü, çok önemli bir kulübünün başına gitti. Çok mutlu oldum ben bundan dolayı. Bu bir kültür alışverişidir her şeyden önce. Azerbaycan'da Türk teknik adamları olsun. Sergen Yalçın konuşuyor ekibiyle beraber. Galiba döndüler. Ne oldu bilmiyorum son durum. Güneyimizde İran'da olsun. Zamanında Mustafa Denizli yaptı. Kuzey Afrika'da. Yani ne kadar çok teknik adam gönderirsek, ne kadar çok alışverişe girersek bu konuda tek taraflı bir şey oluyor. Muhsin Hoca, Güney Afrika'da çalıştı, yıllarca ve sembol oldu. Türk futbolu, yani bir Portekiz olamayız belki ama yani Portekiz'in elindeki fırsatlar, ülke ekonomisine futbolla yaptığı katkı,
bizim de yapabileceğimiz bir katkı. Bunu artık anlayalım. Şimdi Kosova'dan belki de bir Elif Elmas daha çıkacak. Bir Vedat Muriç daha çıkacak. Vedat Muriç de Prizrenli zaten. Tabii tabii. Çıkacak ve onu Nedim Hoca görecek belki. Evet. Nedim Hoca'nın köprü oluşuyla belki de Süper Lig'e, Süper Lig'den de yine Vedat Muriç gibi, Elif Elmas gibi dünyanın önemli liglerine, takımlarına yol alacaklar. Bu tip ilişkileri, kültür ve gen bağımız, organik bağımız, kültürel bağımız, coğrafi bağımız olan her yerle futbol bizim temas noktamız olabilmeli. O yüzden çok önemli bir şey bu. Maalesef biz futbolu doğru kullanamıyoruz, doğru kurgulayamıyoruz. Hala Nedim Hoca gibi futbol adamlarının sayısının artması gerekiyor. Serdar Sarı'dan nasıl yorumlarsın? Hayırlı uğurlu olsun. Ben de sana katılıyorum. Hocayla bu arada program yapmak da çok keyifliydi. Hocayı bu anlamda kaybettiğimiz için üzüldüm ama bencilce ya, kesinlikle düşünmeyeceğim. Gerçekten tanıması, konuşması, sohbet etmesi çok keyifli bir insan. Ama kariyeri açısından böyle bir adım atmış olması ve büyük de bir adım atmış olması o mutluluğumuzu çok daha ön plana taşıyor. Şimdi bizim Gökhan Yusufoğlu diye bir hoca var. O da Kosova'da. Kendisi Makedon ama Kosova'da hocalık yapıyor. Alt yaş grupları bir takım. Beşiktaş'ta kardeş kulüp. Alt yapısıyla. Ne güzel. Çünkü önemli senin demin söylediğin Balkan futboluyla ilgili. Şu an bizim yanımızda hem kendi ülkemizde dahil orayı da katıyorum. İnanılmaz bir futbolcu madeni. Tabii Beşiktaş'ta çünkü, da Galatasaray'da da Balkan kökleri çünkü, çoktur. Serkan bazında. Korkmaz. Gökhan Hoca söyledi bana. Yugoslavya dağılmadan önceki şey devam ediyor. Spor ahlakı, spor kültürü diyelim. Mesela Hırvatistan'da 5 yaşından sonra çocuğunu eğer göndermiyorsan jimnastiğe, futbola, basketbola falan devlet el koyuyor. Devlet gönderiyor. Belki sana ceza kesiyordu bilmiyorum. Ama devlet politikası. O nedenle orada bu tür oyuncuların çokluğu bir gerçek. Hocalarımız da oralara yönelmesi bizim için de sadece önemli. Sadece futbolda değil yani bütün spor branşlarında. Orada öyle futbol. O nüfusla. Sadece gördüğüm bir şey anlatayım. Dubrovnik'e gittim. Galatasaray Stopu takımının maçını takip etmek için bundan 7-8 yıl önce. Olimpik havuzdan da daha büyük bir havuz hayal edin. Maç öncesinde antrenmanlar var. Havuzda abartmıyorum 50-60 arası 5 ila 8 yaş arasındaki çocuklar su topu antrenmanı yapıyordu. 5 ila 8? 5 ila 8 yaş arasında çocuklar su topu antrenmanı yapıyor. Hatta mutlaka Karadağ'a gitmişsindir. O evet. Tivat, işte Budva, oralarda evet. Kotor, denize bile su topu kalelerinin kurulduğunu görürüz. Denizde bile orada insanlar oynarlar. Yani spor birçok branşla hayatın çok içindedir. İşte Belgrad'a mutlaka gitmişsinizdir. Kale meydanda tenis kortları vardır, basketbol potaları vardır, halka da açıktır.